Herkese selamlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videom. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar uzun zamandır biliyorsunuz video atmıyordum. Zaten son zamanlar video atmayı biraz aksattım. Oyuna hiç giresim gelmiyor. Gerçekten oyunu oynayasım gelmiyor daha doğrusu. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Arada böyle geliyorlar bana. Ama gelen etkileşim de güzel olursa şakasız oyuna sürekli giresim geliyor. Bana gaz veriyorsunuz. Biraz da içerik tavsiyesi verirseniz gerçekten seri seri videolar çekmeye başlayacağım. Tam bir ay olmuş arkadaşlar. Hatta bir ay biraz da geçmiş. Dedim ki tekrardan bir joystick videosu çekeyim. Arkadaşlar joystick deyip geçmeyin. Gerçekten oyundaki tüm her şeyinizi neredeyse joystick belirliyor siz farkında olmadan. Joystick'iniz kötü olursa aim'iniz ne kadar iyi olursa olsun arkadaşlar hiçbir şey yapamazsınız. Saçma sapan bir şekilde adam karşına çıkarsan adam zaten seni vurur. Yani ona karşı yapabileceğin hiçbir şey olmaz. O yüzden joystick'imizi biraz geliştirmek, ayarlarıyla da ufaktan oynamak zorundayız. Şimdi arkadaşlar giriş kısmını fazla uzatmadan hızlı bir şekilde videoya geçmek istiyorum. Sizlerden tek ricam aşağıdan videoya like atıp kanala abone değilseniz aşağıdan kanala abone olmak. Abone sayımız güzel güzel ilerliyor. Gerçekten size çok 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 teşekkür ediyorum. Benim hedefim 100.000 abone olmak. Bu ara videoları aksattım biliyorum. Yani 100.000 aboneye bu şekilde gidemeyiz. Ama sizlerin de desteğiyle ben de sık sık video atarım. Bakarsınız 100.000 olmuşuz bile. Şimdiden herkese desteği için gerçekten teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde de videoya geçelim. Arkadaşlar en başta ayarlara girdim. Burada gelişmiş kontroller kısmına geldim. Agam videoyu çok kısa biliyorum. Uygun fiyatlı, güvenilir ve hızlı bir şekilde UC almak isteyen kardeşlerim için efsane bir site buldum. Piyasadaki en ucuz UC satan site burası. Ben demiyorum, bunu girip kendiniz de görebilirsiniz zaten. Ben de şahsen UC'leri buradan alıyorum artık çünkü piyasada başka bu şekilde hızlı ve bu şekilde uygun fiyatlı UC satan yer yok. Sitenin linkini açıklama kısmına ve yorumlara bıraktım. Tek yapmanız gereken linkten siteye kayıt olup hızlı ve uygun fiyatlı UC'nin keyfini çıkarmak. Şimdiden herkese keyifli alışverişler. Joystick ile alakalı burada bir tane ayar var gördüğünüz gibi. Hızlı koşu hassasiyeti diye. Bunu arkadaşlar bazısı 50'de oynuyor. Bazısı 100'de oynuyor benim gibi. Bazıları da 75 işte küsuratlarda takılıyor. Şimdi burada ben ne yapayım diye illaki kafanıza soru işaretleri doluşacak. Ben bu soru işaretlerini gidermek için direkt 100'e çektim. Tabii ki daha uygunları var. Ben iPad'de genelde 100'e çekiyorum. Telefonu daha düzgünce ayarlıyorum. iPad'de çünkü arkadaşlar benim joystick'im pek de iyi değil. Şu an telefona geçme gibi bir durumum da yok. Ama telefona geçersem de 13 Pro Max falan düşünürüm yani. Çünkü 14 Pro Max'in fiyatı bayağı fazla. Yani 13 Pro Max'in de sıfırını bulup alamayacağım için ona da geçemiyorum. Direkt nakit verecek. Öyle bir param yok çünkü. Şimdi arkadaşlar hızlı koşu hassasiyetini telefonda da olsanız, iPad'de de olsanız kendinize göre ayarlamanız lazım. Bunu neye göre ayarlayabilirsiniz? Benim joystick'im burada. Elime göre ayarlamaya çalıştım ben bunu. Şimdi arkadaşlar joystick'in parlaklığını açtım. Gördüğünüz gibi zaten rahat bir şekilde görebiliyorsunuz şu anda. Bu aradaki mesafeyi görüyorsunuz. Şu an hareket ettirdim. Buna ne kadar hızlı hareket ettirirseniz, yani şu köşelere ne kadar hızlı çarptırırsanız o kadar daha hızlı hareket edersiniz. Ama tabii ki şu şekilde değil. Tabii ki bunun da bir ölçüsü var arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaparsanız olduğunuz yerde kalırsınız. Hiçbir şey de yaramaz. Karakter saçma sapan hareketler yapıyor zaten gördüğünüz gibi. Joystick böyle yapılmaz. Birazdan da göstereceğim nasıl yapılacağını. Şimdi benim bu hızlı koşu hassasiyetim %7 gördüğünüz gibi. Ben buna ufak hareket ettirdiğim zaman hızlı bir şekilde koşmaya başlıyor. 21'e çekersem, hatta arkadaşlar 21 değil 50'ye çekeyim. 50'nin aşağısına indiğiniz zaman karakter hareket etmiyor gibi bir şey oluyor. Şimdi ufak bastığımda gördüğünüz gibi normal yürüyor. Biraz daha ileri götürdüm. Biraz daha ileri götürdüm. Biraz daha ileri götürdüm. Bayağı ileri götürdüm şu an. Yani bayağı dediğim şu kenarlarına getirdim. Biraz daha ilerlediğimde gördüğünüz gibi hızlı koşu geliyor. Bunu 80 yaptım ama arkadaşlar bana biraz yavaş geliyor. 100 yaptığımda bana rahat geliyor mesela iPad'de dediğim gibi. Çünkü telefonda arkadaşlar ben bunun ayarını 80'de falan kullanıyorum. Orada da güzel oluyor. Bazen 90'a da çektiğim oluyordu. Ben şu an telefondan oynamıyorum, bilginiz olsun. Ama eğer bu videoya çok fazla etkileşim gelirse telefondan da bir video atmayı düşünüyorum. Telefon hassasiyetlerini çok soruyorsunuz. Bu tarz bir videoyu da atabilirim. Eğer isterseniz tabii ki yorumlara da belirtirsiniz. Hızlı koşu hassasiyetini parmağımızın hareketlerine göre ayarladıktan sonra, yani ne kadar ileriye götürdüğümüze, ne kadar geriye götürdüğümüze, hangi hızla sağ sol yaptığımıza göre ayarladıktan sonra buradan arkadaşlar butonları özelleştir kısmına geliyorum. Burada 3 tane ayar var. Birinci ayara geldim. Şöyle çıkayım. Parmağımı nereye basarsam oradan joystick'i almaya başlıyorum. Mesela ekranın sol üst tarafından bastım. Şöyle yanlış ateşe bastım. Şu hızlı gitin olduğu yerden şu anda dokunuyorum. Oradan bile yapsam joystick nerede olursa olsun hiç fark etmez. Direkt buradan alıyor arkadaşlar joystick'i. Ama sol taraf tabii ki yine her zamanki gibi hareket oluyor. Bunu zaten her joystick videosunda söylüyorum. Detaya inmeme gerek yok. Üçüncü plana geldim. Direkt ikinciyi es geçiyorum hatta. O derece kötü. Üçüncü planda arkadaşlar tek farkı joystick sabit oluyor. Ve solda joystick dışında bir yere tıkladığınızda ekran dönüyor. Bunu herkes biliyordur ama ben bunu yine de söyleme gereği duyuyorum. Bilmeyen arkadaşlar varsa da bilgilensin diye. Şimdi arkadaşlar joystick'i ayarlamak için butonları özelleştire geldim. Çok güzel bir taktiğim var. Bunu arkadaşlar saydamlığı fulluyoruz. Buton büyüklüğünü, hatta şunu şöyle getireyim. Buton büyüklüğünü biraz büyütüyoruz şöyle. Tam orta siyah yere parmağımızı koyup joystick'i
parmağımızı ekrana ilk başlattığımız yerden dokunuyoruz arkadaşlar. Yani nasıl? Biraz aşağıdan basıp yukarıya doğru çekiyorsak joystick'i ona göre ayarlamalıyız. Şöyle ayarlıyorum. Diğer parmaklarımı da ekrana aynı ateş ediyormuş gibi koyuyorum arkadaşlar. Bunu da küçültüyorum tekrardan. Şöyle 80 falan yapsam yeter. Bunu yaptıktan sonra üçüncü planda bazı değişiklikler olabilir arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaptık ama bunun üzerinde ufak oynamalar yapabilirsiniz. Yani bir tık aşağı yapıp bir tık sağ yapabilirsiniz. Teker teker ayarlayabildiğiniz için parmağınızı ekrana bastırmadan basıyormuş gibi yaparak tam elinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar joystick'i. Benim tam buraları ayarladım. Tabii ki buna direkt alışamazsınız. Parmağınıza göre ayarlasanız bile. Hatta şunu şöyle yaparsam daha güzel olabilir. Aynen, neredeyse ışınlanıyor bu arada. Az önce bir bayağı hızlı oldu fark ettiyseniz. Zaten siz bunu TDM'de arkadaşlarınıza oda kurarak görebilirsiniz. Bakalım önceki joystick'in yerine tam oturtmuşuz. Şuna bak. Harbiden de tam oturtmuşuz arkadaşlar. Şimdi bunları yaptıktan sonra da bu joystick'e alışmak için biraz çaba sarf etmeniz gerekiyor. Belki bazıları direkt alışır, bazıları biraz zorluk çeker. Zorluk çekenler için veya da alışanlar için de biraz daha pekiştirsin diye bir yer göstereceğim şimdi size. Burada boş olan yere geliyorsunuz, silahlar olmayan. Buradaki direklerin arasından tam karşıya bakarak bu şekilde geçebilirsiniz. Biraz daha joystick kavramanız yardımcı oluyor. Bir sorun varsa mesela joystick şöyle takılıyorsa falan onu da düzeltebilirsiniz burada. Şöyle hareketli de geçebilirsiniz silahı al bırak yaparak. Ama tabii ki aim'inizde aynı yere bakması lazım. Bu da bu şekildeydi. Zaten siz bunu zamanla ambar falan atarak veya da klasik maç daha iyi olur. Klasik maçta biraz ölerek alışabilirsiniz. Joystick boyutuna gelecek olursak da ekranınızın boyutuna göre. iPad Pro'da mesela gelip de ben bunu 120 veya 100 yaparsam oynayamam. Çünkü çok büyük gelir. Ama bende Mini 6 var. Mini 6'da gidip 50'ye de çekersem çok da değişik gelir. Bakayım. Yani bir anda çok hareket ediyor. Ekran boyutunuza bağlı arkadaşlar biraz da. Yani biraz hani küçük bir ekrana sahipseniz biraz büyütebilirsiniz. Çünkü eliniz bunun dışına bir yere çarptığında ekranınız dönecektir. Eğim kayması olacaktır. Şu şekilde de yapabilirsiniz mesela. Eliniz çarpıp ekrandan çıkmasını istiyorsanız. Gayet de güzel oldu aslında. Böyle de kullanılabilir yani. Ben biliyorsunuz iPhone 8'de bir ara öyle oynuyordum. iPhone 8'den tanıyanlar varsa yorumda da belirsin. Hepsine kalp atayım. Onlar benim değerlerim, gerçekten yıllardır beni takip eden takipçilerim. Tabii ki hepiniz değerlisiniz arkadaşlar. Şaka bir yana. Yeni eski fark etmez. Ama eskilerin de gönlümüzde bir yeri oluyor. Joystick işi biraz da bu ne yapıyor, şu ne yapıyor değil de herkesin kişisel, kendine göre olması lazım arkadaşlar. Ben zaten kendi joystick'imi vermedim. Size nasıl yapabileceğinizi gösterdim. Bana balık tutma, balık tutmayı öğret diye bir tane de söz var biliyorsunuz. Aynı onu yaptım şu anda. Siz de bu videoya like atıp kanala abone olarak benim de balık tutmamı sağlayabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.